Vatandaşlarımıza göre Ankara'nın en önemli sorunları işsizlik ve trafik gibi aslında Türkiye'nin genelinde de mevcut olan sorunlar. Sizce bu sorunları ortadan kaldırmak için ne gibi çalışmalar yapılmalı? Ankara bir devlet şehri ve üniversitenin çok ağırlıklı olduğu, genç insanların olduğu bir yer. Dolayısıyla Ankara'nın aslında bilim, teknoloji ve sanatta çok önemli bir yeri olabilir. Bu sebeple üniversite sanayi işbirliğini çok ama çok önemsiyorum. Daha önce yaptığım çeşitli çalışmaların bazılarının meyvelerini aldığımızı söyleyebilirim. Ama daha önümüzde çok atılacak adım var, çok yol var. Ben bütün Ankaralıların, Ankara'daki siyasetçilerin, Ankara milletvekili olsun yahut olmasın, Ankara'yı üniversite sanayi işbirliği açısından çok daha iyi bir noktaya getirilebilecek çalışmalara katkı vermeye davet ediyorum. Kendim de bu konuda yeni bazı düşüncelerim, projelerim var. Umarım bunları hayata geçirme şansım olabilir. Emrehan Bey, siz politika dışında kalan birçok alanda da aktif roller üstlenen bir kişisiniz. 8 kitabı olan bir yazar ve müzikle yakından ilgilenen bir siyaset adamısınız. Hatta bu özelliklerinizle 2004 yılında ODTÜ gibi önemli bir üniversitenin öğrencileri tarafından ODTÜ'lerin idealindeki mühendis ödülüne layık görüldünüz. Bu çalışmalarınızı biraz da sizden dinlemek istiyoruz ve merak ediyoruz. Bu kadar çok aktiviteyi politikayla birlikte nasıl yürütüyorsunuz? Yani bunları yürütmek için özel bir çaba sarf etmeye gerek yok. Ben aslında belki birini yapabilmek için öbürünü yapmaya ihtiyaç hissediyorum. Müziğin matematikle alakası var. Matematiğin satrançla, zeka oyunlarıyla alakası var. Ve hepsini de bir bilişim ortamında yapabiliyor olmak benim için çok büyük bir avantaj. Aslında dünyanın bütün insanlarına, genç olsun, yaşlı olsun, çok büyük fırsatlar, yepyeni olanaklar, yepyeni kanallar açılmış durumda. İnternet sayesinde ve elektronik cihazların gelişmesi sayesinde bu etkinlikleri çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben bunları çok severek ve nasıl yaptığımı da hiç analiz etmeden, ne kadar vakit harcadığıma bakmadan büyük bir zevkle yapmaya çalışıyorum. Emrehan Bey, halkımız vekillerini genellikle meclisteki duruşları ve konuşmalarıyla tanıyor. Peki meclis dışındaki yaşamınızda nasıl bir insansınız? Nelere gülersiniz? Neler sizi sinirlendirir? Tabii ki yaşadığımız olaylar karşısında olumlu ya da olumsuz bazı inputlar alıyoruz. Bunlara tepkisiz kalmak doğru da değil, mümkün de değil. Üzüldüğüm olaylar da oluyor, sevindiğim olaylar da oluyor. Ama akıllıca davranmaya çalışarak beni sevindiren, çevremi sevindirebileceğimi düşündüğüm olaylara daha kendimi açık tutmaya çalışıyorum. Üzen, üzücü, kendime, çevreme, hatta bütün dünyaya zarar verebileceğini düşündüğüm olaylardan da mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışıyorum. Siz bugüne kadar hedeflediği birçok şeye ulaşmış bir kişisiniz. Peki bundan sonrası için hedefleriniz neler? Birincisi hedeflerimin hepsine ulaşmış durumda kendimi hissetmiyorum. Her zaman hedefler var. Bundan sonraki hedeflerim, madem biraz siyasi konuştuğumuza göre, siyasetle ilgili bir hedefim var. Ben dünyanın değiştiğine inanan ve bu değişime de bütün insanların katkı vermesi gerektiğine inanan birisiyim. Demokrasi insanların yönetime katılımını ortaya koyar. Ama şimdi bu teknolojinin ilerlemesi sayesinde insanların yönetime katılabilme konusunda çok daha büyük fırsatları var. Ben gerek Türkiye için, gerek bu ulusal toplantıların dışında uluslararası toplantılarda demokraside teknolojinin daha fazla kullanımına dönük fikirlerimi hayata geçirmeye çalışacağım. Hep bu e-ticaret, sanal ticaret dediğimiz konuların siyasetlere, partilere de girmesi gerektiğine inanıyorum. Devlet yönetimine ağırlıklı girmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuyla ilgili hedeflerimi gerçekleştirmek için çaba sarf etmeye devam edeceğim. Emrehan Bey, öncelikle bizi ağırladığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili seyircilerimiz, şimdi sizlere Emrehan Halıcı ve Ankara Müzisyenleri grubunun bu sene 23 Nisan tarihinde vermiş oldukları konserden bir bölümle baş başa bırakıyoruz.
Konuk politikacı olunca zaman çabuk tükeniyor. Bu hafta da Az Politik'in sonuna geldik. Seçmenle politikacının buluşma noktası Az Politik'te haftaya yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.